YouTube kanalındaki 3 dakikada film analizlerine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz 90'ların sonunda Lars von Trier ile beraber Dogma akımını başlatan Thomas Vinterberg'in yeni filmi Curse. Thomas Vinterberg, Fast and Schölen ile 1998'de Dogma'yı bir başyapıtla başlatmıştı ama son 20 senede kariyeri o seviyeye hiçbir şekilde gelmedi. Evet, Derwent'i fena olmayan bir anti-western'di. The Hunt aslında bir klasik bir öykünün gerçekçi ve Mads Mikkelsen'i öne çıkaran öyküsüydü. Fena, hiç fena değildi. Ama çok da başarılı filmlere imza atmadan bu sebeple Curse onun dördüncü en iyi filmi sıralamasında dördüncü sıraya yerleşiyor. Zira gerçek anlamda klonlama bilim kurgusunda yerlerde sürünen It's All About Love'da Joaquin Phoenix'i bile rezil etmişti. 1967'de başarılı bir uyarlaması olan Thomas Hardy'nin Far From the Madding Crowd'unu ise 100 sene geriye götürmeyi becerebilmişti. Komünde kendi muhafazakar bir noktaya ulaşmıştı ama burada belki de hani yeni milenyumda gördüğümüz en başarılı denizaltı filmlerinden birine imza atmış Curse. 22 kişinin ölümüyle sonuçlanan bir denizaltı faciasını ele alıyor. 2000'de yaşanan bu olay biraz Soğuk Savaş sonrası Rusya'sı olarak anılabilecek bir dönemde, Putin döneminde bir suistimal sonucu ortaya çıkan katliamı ele alıyor. Ve büyük oranda da Kursk, Luc Besson'un Europa Korunu'nun da desteğiyle denizaltı filmlerinin Titanic'i olmak için yola çıkıyor. Bu noktaya ulaşmak için de aslında Leo Seydoux olsun, Matthias Schoenaerts olsun, Colin Firth olsun, Max von Sydow olsun, August Diehl olsun. Çok geniş bir kadro var ve hepsi de çok başarılı. Bunun dışında Anthony Dodd Mandel, daha önce Ron Howard'la Rush'ta çok başarılı bir şekilde çalışmıştı. Burada da denizaltı sahnelerinin 2.35.1, denizaltı dışındaki sahnelerin 1.66.1 çekilmesiyle filme ayrı bir büyük atıyor. Bunun yanında gerçekten düzgün çekilmiş, kurgusuyla, ritmiyle, zamanlamasıyla gerçekten gerilimi de, romansı da iyi anlatan, dramı da iyi anlatan bir film olmuş Curse ve K-19 Widowmaker gibi gerçekten tamamı İngilizce çekilmesine karşın hani onun gibi Rusların yerine Amerikalıların geçtiği bir milliyetçi bir emperyalist bir noktaya da açılmıyor. Gerçek anlamda hani bütün milletten insanların bir araya geldiği bir European havası yaratıyor ama bu da batmıyor göze. Yeni milenyumda Black Sea vardı Kevin MacDonald'un. U571 vardı. Gerçekten iyi çekilmiş denizaltı filmleri. 90'larda da Rennie Harlin'in, John McTiernan'ın Crimson Tide Hunt for Red October'ları vardı ve 80'lerin başında Das Boot vardı. Tabii o başka bir seviye. Bunlar denizaltı filmlerinde son 35 yılda olup bitenler ama Curse onların arasında hani çok yukarıları olmasa da yine de bir ikona yerleşiyor son 30 yılda. Bunu belirtmek gerek ama denizaltı filmleri de aslında sessiz dönemden itibaren başlayan, devam eden ve artık eskimiş bir savaş filmi alt türü. Bu sebeple burada iyi çekilmiş filmi takdir etmeliyiz. Thomas Vinterberg gerçekten oyuncuların da katkısıyla, kurgucusunun da katkısıyla, Anthony Dodd Mandel ve besteci Alexander Desplat'ın da katkısıyla iyi çekilmiş bir denizaltı gerilimine imza atmış. Benim Curse puanım 10 üzerinden 5,5. Sizin Curse puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.